Hristiyan inancı akıllıca bir inançtır ama yine de birçok Hristiyan bunun farkında bile değildir. Örneğin bir yazı şöyle der: Kanıtlayamam ama bu bir inanç meselesi. Rabbin bize sahip olduğu kadar hayatlarımızı değiştirebileceğine dair inancınız varsa eğer bu yeterli bir kanıt olmalı. İmanlı olmayan biri şöyle der. Önemli olan da bu. Bir şeye iştenlikle inanmanız yeterlidir. Ancak bu Hristiyanlık inancına tamamen aykırıdır. Araştırmalarımda öğrendim ki Hristiyanlıkta inançla gerçek, inançla doğruluk arasında hiçbir süreksizliğe yer yoktur. Bunu öğrendim. Mesih'in tanrılığı, dirilişi hakkındaki gerçekler ve kanıtlar, tarihsel olmayan, izole edilmiş efsanevi gerçekler değildir. Hayır, tarihteki herhangi bir olayla aynı türden tarihsel gerçekliklerdir. Hristiyanlıkla ilgili takdir ettiğim şey şudur. İlki, incelemeye açıktır. İsa şöyle der, kendini Tanrı'ya makbul gerçeğin bildirisini doğru kullanan alnı ak bir işçi olarak sunmaya gayret et. İkincisi, çarpıtmalara açıktır. Yalnızca incelemeye değil, yanlışlamaya da açıktır. Başka bir deyişle ise, doğru değilse doğru olmadığı da gösterilebilir. Bunun tarihte gerçeği keşfetmenin en iyi yollarından biri olduğunun farkında mısınız? Eğer doğru değilse yanlışlanabilir mi? Dünya'nın dört bir yanındaki üniversitelerde 250'den fazla konuşma yapma ayrıcalığım oldu ve neredeyse her rakibimi meydan okudum. Beni çürütmek mi istiyorsun? Tek yapman gereken dirilişi çürütmektir. Basitçe dirilişin asla gerçekleşmediğini tarihsel olarak göster ve tüm Hristiyanlık çöksün. Evet. Ya da bana Mesih'in Rabbinoğlu olmadığını, kutsal kitabın doğru olmadığını, Rab'den ilham almadığını göster ve sonra her şey çöksün yanlışlamaya açıktır. Buna göre Hristiyanlığın kanıtları yeterlidir ama kapsamlı değildir. Bu Yuhanna 20-30-31'de şöyle belirtilmiştir. İsa öğrencilerinin önünde. Bu kitapta yazılı olmayan başka birçok doğaüstü belirti gerçekleştirdi. Şöyle devam eder. Ne var ki yazılanlar İsa'nın Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz. Ama sonra Rabbin sözü şöyle der iman ederek onun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır. Peki Rab ne diyor? Elimizdeki kanıt kapsamlı değildir ancak kurtarıcı ve Rab olan İsa Mesih'e iman etmek için yeterlidir. Büyük Fransız filozof ve fizikçi Pascal şöyle gözlem yapmıştır. Buna karşı çıkmayanları ikna etmeye yetecek kadar kanıt vardır. Ama Cennetin krallığına gelmeyecek birini getirmek için yeterli kanıt yoktur. Bu akıllıca bir imandır.